Sevgili seyirciler, Türkiye son 20 yılda savunma sanayinde önemli başarılara imza attı ve geleceğin teknolojilerinde ben de varım diyor. Milli muharip uçak ve insansız hava araçlarında yapay zeka kullanımı bugünkü konumuz. Konuyu uzmanlarıyla konuşacağız. İki konuğumuz var. Birincisi, Havelsan Türkiye'nin milli muharip uçağı için teknoloji üretecek yüklenici firmalarımızdan biri. Muhittin Solmaz, Havelsan Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı. Diğer konuğumuzsa uçak simülatörü için yapay zeka konusunda akademik destek veren bir isim. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ekibi başındaki doktor öğretim üyesi Oktay Altun. Konuklarımıza hoş geldiniz diyelim önce. Merhabalar Zühal Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Oktay Bey, ilk sorumu size sormak istiyorum. Havelsan'ın milli taktik çevre simülasyonunu bunu öğrenen yapay zeka entegre etmek için başlattığı ARGE projesi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bununla başlayalım. Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dünya yeni bir teknolojik devrimin eşiğinde. Şu ana kadar ciddi bir teknolojik gelişme kat etti dünya ve bunların altında haberleşme teknolojileri vardı. Şimdi de yeni bir eşikteyiz. Artık dünya işte yapay zekayı konuşuyor ve yapay zeka her alanda. Neden? Çünkü yapay zeka efendim yorulmaz. Yapay zeka dikkatsizlik yapmaz ve efendim çok hızlı kararları hızlı bir şekilde alabilir. Savunma sanayinde de bunun kullanım bulması çok normal. Dünya artık otonom orduları ve otonom orduların yönettiği yapay zekaları konuşuyor. Gelecekte bu orduların çarpışması, kimin hangi ulusun yapay zekası diğerini yenerse büyük ihtimalle o kazanmış olacak. Efendim, bunlar konuşuluyor dünyada. Bu konuda hani geçmişte savunma sanayi teknolojilerinde hangi aşamadaydı Türkiye büyük ihtimalle biraz geriden takip ediyordu ama yapay zeka konusundaki araştırmalarda dünyayla aynı zamanda aynı çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda Havelsan bize böyle bir projede çalışma, ARGE yapma ve öğrenci yetiştirme imkanı verdi. Bu da efendim bizim için büyük bir imkan. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi isterseniz Havelsan'a dönelim. Evet, tabii. Muhittin Bey'e de soralım. Aynı soruyu ona da yöneltelim. Merhabalar tekrardan. Şimdi öncelikle bu projeyle Öğrenen Yapay Zekaya Sahip Sanal Kuvvetler projesini başlatmış bulunuyoruz. Ağustos 2020 yılı itibariyle bu projemiz başladı. Bu projeyle asıl amacımız daha önce kural tabanlı davranış modellemesine sahip Milli Taktik Çevre yazılımımızın ki bu yazılım Savunma Sanayi Başkanlığımızın desteğiyle 4 yıldan beri devam eden ve şu anda birçok simülatör projesinde aktif olarak kullanılan bir yazılım. Bu yazılımımızı şu anda Karatay Üniversitesi Elektronik Bölümü'ndeki ekibimizle beraber öğrenen yapay zekaya dayalı davranış modellemesine çeviriyoruz. Amacımız ne? Amacımız aslında burada daha gerçekçi bir ortam sağlamak, bir eğitim ortamı, bir karar destek ortamı sağlamak. Bilindiği üzere bu konuda yurt dışına bağımlılığımız bulunmakta. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz milli taktik çevre ile aslında bu yurt dışı bağımlılığı elimine etmiş bulunuyoruz. Yapacağımız ve ekleyeceğimiz bu teknolojiyle beraber özellikle yurt içi başta olmak üzere yurt dışında da rekabet üstünlüğü elde etmiş olacağız. Asıl amacımız özellikle muharip platformlarda kullanılan görev simülatörlerinde ya da mühendislik simülatörlerinde daha gerçekçi bir ortam sağlamak. Kullanıcıların gerçekçi bir ortamda senaryo hazırlamalarını ve gerçekçi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak. Karar destek sistemi dediğimiz gerçek harekat ortamında destek olarak yanlarında bulunmak ve operatif ve taktik alandaki analiz, simülasyon ve harp oyunlarındaki gerçekçiliği arttırmak. Bu sayede yapay zekanın özellikle reinforced learning dediğimiz pekiştirmeyi öğrenmeye dayalı algoritmalarını üniversitemizle beraber en kısa zamanda ki hedefimiz 2021 yılı sonu bu yetkinliği kullanıcımıza hizmetine verebilmek ki en önemli diğer unsur da bunun milli muharipteki harekat analizine olan
kullanımını desteklemek ve milli muharebimizi bu alandaki desteğimizi Havelsan olarak sürdürmek. Şimdi şunu, yerli ve milli adımlar, özellikle savunma sanayindeki bu yerli ve milli adımlar aslında toplumun tüm kesimlerine yansıtılıyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiği anlatılıyor ama biz bu süreçte Türkiye hep F-35'leri konuştuk ama milli muharip uçak projesiyle yeni nesil savaş uçakları alanında Türkiye ben de varım diyebilecek mi? Kesinlikle katılıyoruz. Biz yaklaşık Havelsan olarak da F-30 projesini yakından takip eden bir ekibimiz bulunmakta. Ve bildiğiniz üzere Savunma Sanayi Başkanlığı'nın önderliğinde ve öncülüğünde, SUSAŞ'ın liderliğinde Milli Muharip Projemiz başladı. Ve biz de başta Havelsan olarak bütün vakıf firmaları ve artı Türkiye'deki bütün yerli firmalarımızla beraber bu projenin başarıya ulaşması için elimizden gelen ya da gelmeyen her türlü desteği vermeye hazırız. Yakın zamanda bildiğiniz gibi üzere Havelsan olaraktan kritik yazılımlar, bilişim, simülasyon teknolojilerinde özellikle embedded training vesaire konularda ve siberde ve ilave olarak da hareket analizi konularında milli muharebe yönelik hızlanmasına yönelik hem Havelsan olarak da mevcut kabiliyetlerimiz ve yetkinliğimizi kullanarak hem de TUSAŞ'ta görevlendireceğimiz ciddi anlamdaki yazılımcı desteğimizle beraber bu alanda her zaman Savunma Sanayi Başkanlığımızın ve TUSAŞ'ın yanında yer alacağız. Şimdi Oktay Bey'e dönelim, ona da sormak istiyorum. Sayın Altun, özellikle yazılım ve yapay zeka gibi konularda bağımsız hareket edebilmek, yerli teknolojilere sahip olmak neden önemli bir ülke için? Efendim çok önemli. Neden? Çünkü dünya bu noktaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bizim bununla rekabet edebilmemiz için bu noktada olmamız gerekiyordu zaten. Şimdi sadece savunma sanayinde değil, tüm alanda yapay zeka insanın yerini alıyor, alacak. Bu çok net. Efendim, yani son 20 senede Türkiye'de olan uçak kazalarına bakın mesela. Uçak kazalarının neredeyse %90'ın üzeri pilotaj hatalarından kaynaklanıyor. Efendim, dikkatsizlik, uygusuzluk, insani hatalar. Ama yapay zeka bunu yapmıyor. Yapay zeka çok daha hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip bir teknoloji. Ve bu teknoloji hayatın her alanında göreceğiz, görmeye devam edeceğiz. Bu projenin bizim için bir önemli yanı daha var. Akademik olarak biz yetişmiş insan kalitesiyle çok ilgiliyiz. Yetişmiş insan kalitesi açısından son işte 5 senedir mezun veren bir kurumuz ama dünya piyasasına yetişmiş insan veriyoruz bir Anadolu Üniversitesi olarak. Anadolu'dan bir üniversite olarak efendim Cornell, Manchester gibi üniversitelere bir sürü yabancı şirketlere yetişmiş eleman gönderiyoruz. Bu da yetiştirdiğimiz öğrenci kalitesinin, yetişmiş teknik eleman kalitesinin dünya standartlarında olduğunun göstergesi. Tabii bunu nasıl sağlayacağız? Bu dünya standartlarında mühendis eğitmeyi nasıl başaracağız? Dünya standartlarında projeler alarak. Bu açıdan bizim için yapay zeka tabanlı teknolojilerle uğraşmak bu anlamda da çok önemli. Peki, devam edelim. Aslında iki konuğumuzla da konuşurken aklıma geçmişte izlediğimiz, çok uzun yıllar önce izlediğimiz filmler geldi. O bilim kurgu filmleri. Şimdi o çekildiği dönemde çok uzak bir gelecekmiş gibi görünüyordu ama sizlerin anlattığına kulak verince aslında o geleceğin içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu dünyanın içinden bir isim olarak baktığınızda robot savaşları dönemi için neler söylersiniz? Gerçekten çok uzak bir gelecek mi yoksa ara hızla kapanıyor mu? İkinize de soruyorum. Önce Oktay Bey'den alayım yanıtını. Efendim bu konu bir tartışma konusu. Yani öğrencilerimizde de bu konularda sorular geliyor. Ben de Cem Yılmaz'ın verdiği o güzel cevabı veriyorum. Diyorum fişini benim çektiğim şey nasıl bizi yönetecekmiş, bizi nasıl yenecekmiş falan diyerek esprili cevap veriyorum. Ama bu tam olarak cevabı bilinmeyen, tartışılan bir efendim mevzu. Ama şunu, genel olarak şunu söyleyebilirim. Her teknolojinin yararlı ve zararlı kullanımları olabilir. Yani nasıl ki nükleer güç çok yararlı da kullanılabilir, insanlık lehine de kullanılabilir, insanlığın aleyhine noktalara da gelebilir. Basit bir bıçak bile efendim çok kullanışlı bir aletken efendim bir cinayet aracıyla da kullanılabilir. Benim teknolojiye bakışım bu şekilde. Yani yapay zekanın çok çok faydalı olduğu yerler olabilir. Zararları konusunda önceden öngörüde bulunup tedbir almakta fayda var diye düşünüyorum. Muhittin Bey, siz neler söylersiniz? Çok uzak bir gelecekten bahsediyoruz yoksa ara kapanıyor mu?
Yani ben aranın kapandığını düşünenlerdenim açıkçası. Çünkü artık dijital askerden bahsediyoruz, dijital birliklerden bahsediyoruz. Neden diyeceksiniz? Özellikle teknolojik gelişmeler, bugün yapay zeka ve büyük veri konuşuyorsak aslında teknolojik gelişmelerin altyapıya katkısını kesinlikle yadırgayamayız. Bu konular biliyorsunuz 1930'dan beri konuşulan konulardır. Fakat özellikle teknolojik gelişmelerin ve kompleks sistemlerin çıkıyor olması, özellikle platform bazında, sistem ve sistem bazında oluyor olması bizi bu platformlara yönelik olarak daha kompleks yazılımlara da kritik yazılımlara evrilmemize sebep oluyor. Kritik zamanda kritik kararlar vermemiz gerekecek ve insan olaraktan da bunu bir yere kadar bu kararları vermede ya da bu teknoloji kullanmada bir takım sıkıntılarla zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Fakat şuna da inanıyorum, özellikle yakın zamanda robotik dediğimiz ya da robotik ve otonom konularında ya da dijital birlik konusunda adım atan ülkelerin bir adım öne geçeceğini de düşünenler arasındayım. Özellikle yapay zekanın otonom alanda kullanılıyor olması, sürü davranışta kullanılıyor olması ve bunların da artık platformlar üzerinde işte insansız hava, insansız kara, denizaltı, denizüstü gibi bütün insansız platformlara entegre ediliyor olması bunun önündeki buna yönelik çözümlerin çok yakın olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Son olarak da şöyle bir bağlama yapayım isterseniz. Yakın zamanda biliyorsunuz Ağustos'un sonundaydı tahminim diye hatırlıyorum. Yapay zeka destekli bir simülatör ile bir F-16, deneyimli bir F-16 pilotunun yurt dışında yapmış olduğu bir dogfighter hava manevrasında yapay zekanın deneyimli pilota karşı 5 kez art arda üstün geldiğinde vurgulayaraktan bunun bir kez daha altını çizmiş olayım diyorum. Size bir şey daha sormak istiyorum Muhittin Bey. Mesela simülasyonlar Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre mi geliştiriliyor yoksa bunun dünya çapında belli bir standardı var mı? İşler nasıl yürüyor? Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz bizim yine savunma sanayi müsteşarlarımızın desteğiyle Havayasan simülatör mükemmeliyet merkezlerinden bir tanesidir. Başta yurt içi olmak üzere de yurt dışında özellikle simülatör konusunda ilk 5 firma arasında, büyük 5 firma arasında yer alıyoruz. Ve çeşitlilik anlamında da dünyadaki ülkelerle bir ve ikinci firmalar arasında yarışabiliriz. Sağ olsunlar bu konuda çok 20 yıldan beri devam eden bir ekibimiz bulunmakta. Başta yurt içinde farklı hava, kara, deniz, denizaltı, her türlü platformun simülatör ve simülasyonlarını geliştirirken bu yetkinliğimizle yakın zamanda özellikle Katar'da daha önce Türkiye'de yapılmamış olan değişik platformlara yönelik çözümlerimizde yer alıyor. Türk Hava Yolları ile başlamış olduğumuz sivil simülatör projesinde elde ettiğimiz bilgi birikimiyle beraber sivil alanda artık yurt dışında farklı sektörlerde ya da farklı firmalar yönelik çözümler de sunabiliyoruz. Artık bu yetkinliğimizi, yurt içindeki bu yetkinliğimizi artık yurt dışında bir katma değer olarak görebiliyoruz. O zaman Oktay Bey'e de şunu sorayım. Oktay Bey, pilot eğitiminde simülasyon sistemlerinin önemi ne? Yani eğitim maliyeti, stres, hata payı gibi konular da göz önünde tutarak bir değerlendirme yapabilir misiniz? Bu benim uzmanlık alanım değil esasında ama birkaç şey söyleyebilirim. Simülatörler tabii ki pilot eğitimi için, yani simülatörlerin geneli eğitim için çok yoğun olarak kullanılır. Neden kullanılır? Çünkü simülatörler gerçek dünyanın bir benzetimini verir ve olabildiğince bunu gerçekçi, eğitimin odaklandığı konuda gerçekçi yapmaya çalışır. Efendim şimdi bir uçağı bir pilotun, öğrenci bir pilotun indirip kaldırması ciddi bir maliyet, ciddi bir yük bindirecektir. Tabii bunu simülatörlerle yapılması çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla simülatör teknolojileri, eğitim teknolojilerinde içerisinde ciddi bir yeri var, önemli. Bunun sadece savunma sanayinde değil, bir sürü alanda da uygulamalarından bahsedebiliriz. Efendim, yapay zeka bu alanda da çok önemli bir yere sahip. Neden? Çünkü simülatörlerde tek bir varlık olarak pilotun kontrol ettiği uçak yok.
Onun yanında birçok sanal varlık da var ve bu sanal varlıkların da akıllıca kontrol edilmesi lazım, zekice kontrol edilmesi lazım ki eğitim gören oradaki pilotun bu eğitim programından en yüksek seviyede verim alabilmesi lazım. Esasında biz bu projede tam olarak da bunları hedefliyoruz. Pilotun kontrol ettiği, insanın kontrol ettiği simülatördeki varlıklardan ayrı diğer sanal varlıkların kontrolünü efendim yapay zeka ile yapacağız. Muhittin Bey'e de aynı soruyu yöneltelim. Birçok hata payı, stres, risk, birçok şey var. Tabii merak ettiğimiz bu pilot eğitiminde simülasyon sistemlerindeki düzeltiyorum. Yani bütün yönleriyle aslında merak ediyoruz. Aynı soruyu size de sormuş olayım Muhittin Bey. Şimdi özellikle pilot eğitim için vazgeçilmez unsurlarda bir tanesidir. Özellikle Level D dediğimiz simülatör üretme kabiliyetine sahip Havelsan'ımız bu konuda bu yetkinliğini başta Türk Hava Yolları ve diğer F-16, KT-1 birçok farklı platformda bu değişik tipteki atak da simülatörümüz olmak üzere birçok değişik platformların simülatörlerini yaparaktan kullanıma aldı. En önemli unsur aslında pilotların normal uçuş saatlerinin yanında emergency ya da acil durum dediğimiz yani ekstrem durumlarda pilotlarımızın bu eğitimleri alabilmesi ve buna yönelik olaraktan da kendilerini geliştirebilmesi. Çünkü biliyorsunuz sonuçta bir kompleks platformlar, kompleks sistemler ve bu sistemleri kullanmak gerçekten yetenek istiyor. Gerçekten kabiliyet istiyor. Pilotlarımız özellikle bu konuda ve diğer TSK unsurlarımızda, diğer kara araçlarında olan denizaltı, denizüstü platformlarının simülatörlerimizin her biri çok değişik safhalarda değişik eğitimler alıyorlar. Bu eğitimlerin bir kere tazeleyecekleri yer. İkincisi en önemli unsur emergency dediğimiz ya da acil durumlara karşı eğitim alması. Üçüncüsü de taktik eğitimi alması. Yani taktik eğitimden kastımız şudur. Bir pilotumuz ya da değişik hava unsurlarımız, deniz su, kara unsurlarımız bir bölgeye bir tatbikat ya da bir harekat gerçekleştireceklerinde bu harekatın denemesini, gerçekleşmesini bu sistem üzerinde deneyerek doğrulayıp ve daha sonra gerçek harekatta bu yetenekleri kullanmasını sağlatması bizim açımızdan çok değerli diye düşünüyoruz. Ben verdiğiniz bilgiler için Havelsan Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz ve Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ekibi başındaki Doktor Öğretim Üyesi Oktay Altun, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Milli ve yerli adımların savunma sanayide atılacağı tüm adımlarda umarım bunu Türkiye'nin tüm kesimlerine geniş geniş anlatacak projelerle yeniden buluşuruz. Çok teşekkürler ikinize de. Çok teşekkür ederim Züleyha Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Devam edelim.